Cem Sultan'ın efendim ailesi devam ediyor. Şu anda Malta'da yaşıyorlar. Konteslerle falan evleniyorlar değil mi onlar da hep Cem Sultan'ın? Şimdi Cem Sultan'ın kanuni Rodos'u alır almaz. Anlaşmaya madde koydurmuş. Anlaşmada madde var. Yani Cem'in oğlunu teslim edeceksiniz. Teslim edecek. Murat mı teslim edecek? Murat ve torunu. Torunu. Oğlu ve torunu var. Hı. Bir tane daha var ama. İşte çocuk daha Murat var. Ve Cem. Yani Murat oğlu, Cem torunu. İkisini birden teslim almışlar. Bir oğlu daha var. Onları idam ettiriyor kanunu. Hı hı. Yani anlaşmaya madde koyduruyor. Hani anlaşmaya göre teslim olursa yağma şey falan yapmıyorsunuz ya. Hı hı. Maddelerden biri Cem'in ailesini teslim edecek. Almış hemen idam ettirmiş torunlarına da Cem'in. Fakat bir çocuk daha önce şeye gidiyor. Vatikan'a gidiyor. Ve Innocentus galiba. Hangi papayı? Galiba Innocentus. Evet. Şeyden. O arada. Borja'dan sonraki. Evet. Evet. Bunu takdis etmişler. Hristiyan olmuş. İsmi değişmiş ailenin. Şeyde. De Said değil mi? De Said mi şimdi? Zamit. 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 Sonra aile Malta Şövalyesi olmuşlar. Ama o zaman papalığın bazı istediği kişilere prens unvanı verme hakkı var. Papalık prensi oluyorsunuz ve dini etkisi de fazla. Hı hı. Ve Cem Sultan'ın torunlarını efendim, yani torun çocukları bugüne kadar hala papalık prensi unvanı taşıyorlar maalesef. Hı hı. Seyircimiz sormuşlar Osmanlı ailesinde kayıtları var mıdır diye. 1990'ların sonuna doğru ailenin şu andaki reisi Malta'da bir matematik profesörüdür. Hala Malta'da. Malta'da yaşıyorlardı. Ama yani enteresyonel bir aile. Bütün dünya sosyetesiyle hepsiyle. Yani Papa Prensü Samit şeyi o şekilde tanınıyorlar. Şeyde bazen çıkar resimleri Point de Vue imajda. Point de Vue'de. Efendim o zamanki hanedan reisi olan Osman Efendi'nin, Osman Ertuğrul Efendi'den şeyi istediler. Yani biz de şeyiz, kuzeniz, işle dediler. Hatta şöyle bir dosya gönderdiler. Vaftiz kayıtları papalıkta. Ta kanuniden bu yana. Ve bütün aile Vatikan'da da takdis ediliyor. Şey takdis diyorum. Vaftiz ediliyor. Vaftiz ediliyor. Biz de dediler Cem Sultan'ın şeyiz, biz de şehzadeyiz. Prenses sizden de büyükler var falan diye. Ve şey çok zarif bir cevap yazmıştı Osman Efendi. Evet akrabayız, amcazade oluruz. Ama Hristiyan. Ama Papa'nın prensisiniz, siz bizim prensimiz değilsiniz artık diye. Güzel bir cevap. Ama birbirinin tanı da aynı, o var. Evet efendim, Cem Sultan'a da cevap verdik. Biz isim. Bu çok görünen sağlık sıkıntıları nedir peki sultanlarda? Papa'nın prens ünvanı taşıyor, neden maalesef dediniz? Evet efendim, bilerek söyledim. Yani koskoca Osmanlı. Yavuz'un, Kanuni'nin, Fatih'in torunu papalık prensi, bir katolik prensi unvanını taşıyorsa ona maalesef denir. Tarihin çok acı bir cilvesidir. Bunu saklayacağım mı sandınız? İki taraf birbirinin gözüne uyuyor. Birbirini yok etmek için bu çalışıyor. Bu kadar basit efendim. Ya tamam, o da sığınmış bir yere, birisi de müsaade etmiş. Ama bakın aslında. Sultan Aziz'in söylediği güzeldir. Sedan'da teslim olduğu vakit 3. Napolyon ya bu herif demiş bir tabanca da mı bulamadı demiş. Evet. Peki bu Vatikan'a giden çocuk kaç yaşında Vatikan'a gittiği vakit? Küçük mü yoksa şu, yani bilinçli? 30 küsur. Kocaman. 30 küsur. O zaman biraz şahsiyetsiz bir hareket. Kusura bakmayın efendim, yani ben o kadar hoşgörü sahibi değilim.